Selam. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben bugün biraz hüzünlüyüm. Biraz da moralim bozuk. Dün bir tane görmedim. Hastaneye gittim. Ben 5 senedir bel fıtığıyla uğraşıyorum. Doktorlar olmaz, olmaz, olmaz derken artık ameliyata karar verildi. İki tarafta da belimin omuriliğinde daralma da var bel fıtığından dolayı. Bacaklarıma baskı yapıyor demiştim ya, yürüyemiyorum diye. Üçer tane vida atılacak sağ sol. Yapay gemik eklenecek. Dün bütün tahlilleri falan yaptırdım. Ayın 1'inde 1 Ekim'de anestezi çağırdı. Ona göre gün verecek, ameliyat olacağım. Bilmiyorum, korkuyorum da ya yürüyemesem ya basamasam, ama yapacak bir şey de yok. Doktor zaten bana son noktaya kadar git demişti. Artık son noktaya gelmişiz. Noktamızın sonuymuş. Arkadaşım oldu. Şu anda iyi ama o özelde, aynı doktorun özelinde oldu. Tabii doktor daha yani belli bir süre 55 milyar falan para verdi. Benim o kadar... Oh arkadaşlar, çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya yürüyemezsem, ya ayağıma basamasam, ya bir aksilik olursa. Yıllardır şeyden yapmıyorlardı. Sinir damarında diye ayaklarıma baskı yapıyor ya, uyuşmalar da vardı. Ama yapacak bir şey olmadığı için, son çare olduğu için. Arkadaşım demiştim ya, oldu ama o aynı doktora ücretli oldu. Özel yazıhanesi de varmış, 55 milyar para verdi. Benim o kadar gücüm olmadığı için. Dedim hocam, ben devlette olacağım, yani bir sorun olur mu dedim. Bilmiyorum, artık uykularım kaçıyor. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya bir daha ayağıma basamazsam bana dua edin ne olursunuz. Bir de dün şeye bakmadı mıydı, YouTube'da bir tanesi yorum yapmış. Ama çok ayıp yaptığı. Ya insanlara ben kötü bir şey mi söylüyorum ki? İşte tanışalım, ben de Konyalıyım. Ondan sonra ay ne kadar terbiyesiz, işte gömmeli, bilmem bir şeyli şeyleri de her şeye varım, bilmem şöyle böyle. Hemen kaldırdım ama akşam gördüm de kaldırdım. Çok ayıp yapılan, ya illa beğenmesiniz beğenmeyin. Abone olmasanız olmayın. Yorum, yani böyle kötü yorum yapmaya ne gerek var ya? Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan bir insanım. Çocuklarımla geçinmeye çalışan. Onlarla olmuyor. Benim şu dünyada varlığım, iki tane evladım var. Allah'a dua ediyorum ki ya Rabbim, Allah diyorum, evlatlarımın eline bile bırakmasın. En çok korktuğum felç olmaktan korkuyorum. Ya felç olup ayağımın üstüne basamasam diye korkuyorum. Ya yürüyemesem diye korkuyorum. Ama artık günlük rutin işlerimi de yapmak zorundayım. Yapamıyorum, o kadar zorlanıyor. Ayaklarıma baskı yapıyor. Birinde uyuşma var, birinde hissizlik var. Ha, toparlayamıyorum kendimi. Yani bu zamana kadar bütün ne varsa oldum, hep kortizon iğnesiydi, şuydu buydu, artık son yani, yapacak bir şey kalmamış. Doktor da bana öyle, çok iyi bir doktora denk geldim. İnşallah yanılmam. İnşallah, bilmiyorum işte, bütün teknikler yapıldı. Anestezi uzmanıyla konuşmaya gideceğim. İşte gün verdi. Ayın 1'inde, Ekim'in 1'inde gideceğim. Bilmiyorum, şimdiden beni heyecan bastı, korku bastı. Bilmiyorum. İnşallah olurum. İnşallah sağ salim çıkarım ameliyattan. Çünkü bayağı büyük bir ameliyat olacak. Kemik eklenecek. İki tarafıma yapay kemik. Dörtlü tane, iki, üç tarafa, üç bir tarafa vida koyulacak. Zor bir ameliyatmış. Doktor böyle dedi. Ama yaşın ilerledikçe dedi. Şu anda da yaşın genç daha, ama yaşın ilerledikçe dedi, bu ameliyata da olamazsın dedi. Yürüyemez hale gelirsin dedi. Bence dedi. Bilmiyorum. Sizleri öpüyorum. Sizlerden dua bekliyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum sevgili dostlarım. Saatlerde dolmuş bekliyorum. Arkadaşlar bak, gördüğünüz yerler var ya, hep bölük bölük. A bölük. A, B, C, kalp hep bölündür. İstanbul'un en büyük şehir hastanesi. Dolmuş bekliyorum. Dolmuş da gelmiyor. Kaldım burada herhalde. Biraz da hüzünlendim. Bak, sabah 8'den beri hastanedeyim. Bu Sakura Hastanesi. 9 A, B, C, D, F'ye kadar gidiyor. İstanbul'un en büyük şehir hastanesi. Bilmiyorum, bakalım bana ameliyat günü verdi doktor.
Biraz da üzüntülüyüm. Sabah 8'den beri buradayım. Görüşürüz. Devamını evde anlatacağım, konuşacağız. Ay, hasırlara bakın, hasır sebetlere. Sadece yağsız kızartmalar yapmıyorum. Az bakın. Sebetlere bakın, hasır sebetlere. Hasır şeyine düştüm. Servis tabak şeyleri de var. Hasır çantaları var. Ay, şuraya bak, çantalara bak. Hasır çantalar var. Hasır servis tabakları şeyleri. Masa şeyleri. Arkadaşlar selam, iyi günler. Fincan takımları bakın, meydan AVM'ye geldim Bağcılar'da. Tabaklar, özelere, şu güzelliklere bakın. Ne kadar hoş. Her şeyin başı paraymış yani. Para olduktan sonra her şey alınır. Bunların güzelliğine bakın. Ay, şuna bakın. Bu lezzeti, bu hızı, bu sıcaklığı tutabilene aşk olsun. Trendyol yemek. Bunlara günlük kullanmak için. Şunlara bak. Yeni çocuklu geliyor. Canavar çapmış, yavaş ev dolmuş. Yıkılması etmesi coşmuş, coşmuş. Bunlar sapı yok. Sapı. Bunu kullanıyor. Gözlerim kapansa da yıldızların altında yanmam gönlüm.